Hoppa hop hop hop. Nasıl da güzel dans ediyorum ya. Dans etmek çok zevkli. Yaşasın. Hoppa. Hop. İşte böyle dans edilir. Saat kaç ya? Eyvah, olamaz. Okula geç kaldım. Allah kahretsin, okula geç kaldım, okula geç kaldım. Ya anne baba, niye söylemiyorsunuz okula geç kaldım sizin yüzünüzden ya? Oğlum her gele biz senin bekçin miyiz ha, bekçin miyiz? Ya of baba ya, geç kalacağım şimdi, Baldi bana çok kızacak işte. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Hayır et bir şey, bana ne ya, bana ne? Ben mi gidiyorum okula, uyansaydın her gele. Neyse baba ya, neyse, ben gidiyorum hemen, hadi bana harçlık verin. He, harçlık mı? Ne harçlığı be, ne harçlığı? Ya baba ne harçlığı olacak, okul harçlığı tabii ki. Ben okulda ne yiyeceğim, taş mı yiyeceğim? İyi de oğlum, paramız yok ki bizim. Ne vereyim ben sana? Arda, oğlum ben sana beslenme çantası hazırladım oğlum. Al burada. Ya of anne ya, beslenme çantası hazırlıyorsun. İçine çok kötü yemekler koyuyorsun. Rezil oluyorum sonra. Allah Allah, şuna bak, bir de yemek beğenmiyor. Çok güzel yemekler yaptım işte. Aynen öyle. Annen çok güzel yemekler yaptı. Al bu yemekleri, okulda yersin. Ya anne, yine kim bilir ne yemeği yaptın ya. Hani bakayım ne yemeği yaptın, göster hadi. İşte oğlum yemeğin bu. He, anne o tencerenin içinde ne var? Bu tencerede çok güzel bir bamya yemeği var. Ben bamya yaptım. Ne, bamya mı? Ya anne sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bamya ne, iğrenç. İğrenç mi? Bamya benim en sevdiğim yemektir. Bamyayı çok severim. Şuna bak, yemeği beğenmiyor bir de. Yemeği al, çabuk okula git, yürü. Ya of ya, okuldakiler benimle dalga geçecekler kesin. Neyse ver hadi gidiyorum. İşte oğlum beslenmem burada. Koydum çantana, hadi bakalım. Of anne ya, of, hadi ben gidiyorum, görüşürüz. İnşallah okula geç kalmamışımdır ya, koş Arda koş. Galiba tam zamanında yetiştim. Saat tam olarak 8, işte bu, geç kalmadım, yaşasın. Bu derse geç kalan her gelede kim? Sen ne yapıyorsun burada? Geç kaldın sersem çocuk. Geç mi kaldım? İyi de öğretmenim, saat tam 8 yani, geç kalmadım. Seni sersem tam olarak 35 saniye geç kaldın. Bu yüzden seni cezalandıracağım. Öğretmenim gerçekten mi ya? 35 saniye geç mi kaldım? Aynen öyle, seni sersem saat 8'i 35 saniye geçti. Ya of öğretmenim ya, 35 saniyeden ne olacak sanki yani? 35 saniyede çok şey olur. O yüzden geç kaldın, cezalısın. Tek ayak üzerinde bekleyeceksin. Ya of öğretmenim ya, of ya, ayaklarım ağrıyacak şimdi sizin yüzünüzden. Ula öğretmenim, bence hafif bir ceza verdiniz ya. Bence kulaklarını kesin onun ya. Ay yazık, 35 saniye geç kaldı diye tek ayak üzerinde bekleyecek. Ezik Arda. Of ya, neyse yapacak bir şey yok. Tek ayak üzerinde bekleyeceğiz artık. Allah'ın izine bakın ya, nasıl da ceza aldı. Ezik Arda. Evet çocuklar, cezamızı da verdiğimize göre dersimize devam edelim. Dersimiz matematik. Oh be, neyse en azından matematik dersinden yırttım yani. Öğretmenim Arda'ya da matematik soruları sorun ya, o tahtada diye ona da sorun. Oo, güzel fikir evladım, evet Arda'ya da soralım. Ya of Rüzgar ya, niye açıyorsun ağzını ya, of ya. Evet Arda, sana bir şans daha vereceğim evladım. Eğer sorduğum matematik sorusunu bilirsen yerine geçmene izin vereceğim. Tamam öğretmenim sorun, benim matematiğim zaten çok iyidir. Evet sorun geliyor, 7 artı 8 kaç eder? 7 artı 8 toplama işlemi yapıyorduk, nasıl yapıyorduk ya? Arkadaşlar 7 artı 8'i bilenler yoruma yazabilir mi? Hadi evladım, 7 artı 8'i bilemezsen dayak yersin, hadi söyle cevabı. Ya öğretmenim hiç başına sormayın bu salak ya, bilemez o salak. Öğretmenim 7 artı 8'in cevabı 15. Ha, vay canına, aferin evladım, doğru bildin, yerine geçebilirsin. Yaşasın be, sağ olun öğretmenim, ne oldu lan ezik Rüzgar, hani bilemezdim. Ya şans eseri bildin işte oğlum. Evet çocuklar, size bir tane daha matematik işlemi soracağım, ondan sonra da yemek saatine geçeceğiz. Ula yaşasın ya, zaten kurt gibi acıkmıştım yeminime ya. Hadi öğretmenim sorun soruyu, ben bilmek istiyorum, sorun. Evet Rüzgar, sana soruyorum evladım, 8 artı 9 kaç eder söyle bakalım. Öğretmenim bu Rüzgar var ya, matematik fakiri, ona sormayın. Hadi be oradan bileceğim şimdi soruyu, göreceksin. 8 artı 9 89 mu öğretmenim? Ha, seni
İstersem 8 artı 9 89 mu eder? Gerizekalı çocuğum benim. Öğretmenim size söylemiştim ya bu ezik rüzgar bilemez diye. Ulan Arda, ulan Arda, ben sana göstereceğim oğlum. Öğretmenim 8 artı 9'un cevabı 17 eder. Aferin kızım, doğru cevap. Neyse çocuklar, şimdi yemeklerinizi çıkartabilirsiniz. Yemek saati. Ula valla çok acıkmıştım ya. Annemin yaptığı yemekleri çıkarayım da yiyeyim ya. Evet çocuklar, herkes yemeklerini çıkartsın. Hepinizden birer parça alıp karnımı doyuracağım. Öğretmenim benim yemeğimden alabilirsiniz. Ben pizza getirdim. Ha, pizza mı? Pizzaya bayılırım. Aferin evladım. Nam 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 nam. Sen ne getirdin evladım? Öğretmenim benim annem kurabiye yaptı. Kurabiyeliğimden alabilirsiniz. Ooo, kurabiyeye bayılırım. Bir tane alayım. Nam 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 nam. Öğretmenim ben çikolatalı pasta getirdim. Vay vay vay, çikolatalı pastaya bayılırım. Hem de üstünde çilekler var. Aferin evladım. Öğretmenim benim yemeğimden de alın. Ben domuz getirdim. Seni sersem vele, domuz eti yemek haramdır, bilmiyor musun? Sana 0 veriyorum. Ya öğretmenim, of ya. Çok güzel domuz getirmiştim. Evet kızım, sıra sende. Sen ne getirdin bakalım ha? Öğretmenim ben de sosisli sandviç getirdim. Sosisli sandviç. Oo güzel. Arkadaşlar siz de en sevdiğiniz yemeği yorumlara yazabilirsiniz. Ula öğretmenim ben tavuk getirdim ya. Benim annem tavuk yapmış ya. Vay vay vay, tavuğu da severim. Aferin evladım. Şöyle gidelim. Rüzgar evladım, sen ne getirdin? Öğretmenim ben hamburger getirdim. Yanında da patates kızartması var. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Vay vay vay, aferin, hamburgere bayılırım. Son olarak Arda kaldı. Arda? Of ya, Allah kahretsin, sıra bana geldi. Arda evladım, bu tencerenin içinde ne var bakayım he? Öğretmenim tencerenin içinde bamya var. Benim annem bamya yapmış. Ne, bamya mı? Ben bamyadan nefret ederim, seni sersem velet. Ya öğretmenim ben ne yapayım, annem bamya yapmış işte. Ne, bamya mı lan? Allah'ın fakiri, bamya getirmek ne oğlum? Bamya ne? Ula oğlum, sınıf leş gibi bamya koktu oğlum ya. Kusacağım şimdi ya. Hayır olamaz, kusacağım galiba. İğrenç kokuyor bu. Ya abartmayın ya, alt üstü bir bamya yani. Seni sersem velet, bamya bu dünyadaki en iğrenç yemektir. Sana 0 veriyorum, anladın mı? 0. Ya of anne ya, 40.000 kere söyledim sana bamya yapma diye, rezil oldum işte. Ula oğlum, bundan sonra Arda'nın lakabı Bamya Arda olsun oğlum, çok yakıştı ya. Ay evet, Bamya Arda olsun. Yeter artık ya, ben bu bamya kokusuna daha fazla dayanamayacağım. Sen okula nasıl bamya getirirsin? Ya tamam anladık arkadaşlar, bu kadar üzerime gelmeyin. Ben şimdi köpeğimi çağıracağım, seni ısırsın yani, bu ne böyle? Rüzgar saçmalama yani, köpeği çağırması ne ısırması? Gel oğlum buraya Karabaş, gel oğlum, ısır şunu. Şuna bak ya, köpek bile rahatsız oldu bamyadan yani. Ya Rüzgar abartma oğlum, ben de köpeğimi çağırırım, görürsün bak. Çağır oğlum çağır, benim köpeğim seninkini tek hamlede yutar. Oğlum bana bak, köpeğimi çağırırsam çok kötü olur, benim köpeğim çok saldırgandır. Hadi be oradan, benim köpeğim Alman kurdu, görmüyor musun ne kadar da güçlü. Vay 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 çocuklar, demek köpeklerinizi dövüştüreceksiniz öyle mi? Çağır bakalım köpeğini Arda. Madem öyle siz istediniz, ben de çağırıyorum köpeğimi. Fii, Çomar gel oğlum, Çomar gel. İşte çağırdım köpeğimi, senin köpeğinden 1000 kat daha güçlü. Hadi be oradan, benim köpeğim daha güçlü, benim köpeğim Alman kurdu, herkesi yener. Evet çocuklar, madem öyle köpeklerinizi kapıştırın. Kazanana 100 puan vereceğim, kaybedene de 0 puan. Tamamdır, anlaştık. Kazanan 100 puan alır, kaybeden okuldan gider. Tamam oğlum, o zaman okuldan gitmeye hazır ol. Göreceğiz oğlum, hadi başlasın o zaman. Evet sayın seyirciler, iki köpeğimiz de geçti. Şimdi köpek kavgaları başlayacak. Bakalım kimin köpeği kazanacak? Tabii ki de benim köpeğim kazanacak. Hadi be oradan, benim köpeğim kazanacak. Evet çocuklar, siz kimi tutuyorsunuz? Arda'nın köpeği mi, Rüzgar'ın köpeği mi? Söyleyin bakalım. Ay bence Rüzgar'ın köpeği kazanır, çünkü o bir Alman kurdu. Ula oğlum, Arda'nın köpeği biraz güçsüz görünüyor ama bence kazanır ya. Vallahi kardeşim, bence de Ayda'nın köpeği kazanır, daha güçlü. Öğretmenim ben Rüzgar'ı tutuyorum, Rüzgar diyorum. Evet arkadaşlar, siz kimi tutuyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın ve 3'e kadar sayıyorum. Köpek dövüşleri başlıyor.
Evet, köpekler çok sinirli. 1, 2, 3, başlayın. Hadi oğlum, işte böyle. Evet, çok iyi gidiyorsunuz. Isır onu, ısır onu. Hadi Çomar oğlum, evet çok iyi, ısır onu, ısır onu, kazanırsın oğlum hadi. Ula oğlum, köpekler harbiden de çok iyi dövüşürler ya. Hadi oğlum, biz kazanacağız, hadi oğlum, ısır onu, ısır onu, bitir işini hadi oğlum. İşte bu be, işte bu. Benim köpeğim kazandı. Aferin oğlum, aferin Çomar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Arda'nın köpeği dövüşü kazandı. Ya of ya, nasıl olur ya? Benim köpeğim nasıl kaybeder ya? Salak.